Evet arkadaşlar, başlayalım mı? Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün toplantımızda milletimizin gerçek gündemi olan ve bir yılı aşkın bir süredir devam eden ekonomik kriz, sarayın bu gündemin üzerine örtmek için nefret diline ve kutuplaştırma siyasetine başvurması ve yine Türkiye'nin gerçek gündemini karartmak amacıyla partimize yönelik saray operasyonu vardı. Değerli basın mensupları, dün Öğretmenler Günü'ydü. Ekonomi, bizim de üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın 34 üyesi içerisinde öğretmenlere verilen maaşlarda sondan 6. sıradayız. 15 yıllık tecrübeye sahip bir lise öğretmenimiz aynı tecrübeye sahip Almanya'daki öğretmenin maaşının sadece %35'ini, Hollanda'daki öğretmenin %38'ini, Amerika'daki öğretmenin %44'ünü, maaşının %44'ünü alabiliyor. Yani bizim öğretmenlerimiz Almanya'daki, Hollanda'daki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meslektaşlarının aldığı ücretin yarısını bile alamıyor. Hadi bunlara gelişmiş ekonomi diyelim. Diğerlerine de biraz bakalım. Yine öğretmenlerimiz Meksika'daki meslektaşlarının maaşının %46'sı, Kore'dekilerin %51'i, Şili'dekilerin de %80'i kadar maaş alıyor. Oysa bu ülkeler kalkınma yarışında bizim rakibimiz ve öğretmenlerimize rekabet ettiğimiz ülkeler kadar maaş veremiyoruz. İktidar, hatırlayacaksınız, geçen seçimlerden önce bizden de kopya çekerek öğretmenlerimize 3600 ek gösterge vereceğini vaat etmişti. Seçimlerin üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçti. Öğretmenlerimize söz verilen 3600 ek gösterge halen ortada yok. Ama bu dönemde yandaşların milyarlarca liralık banka borçları ötelendi. Yine yandaşların devletten alacaklarını tahsil etmelerine imkan veren bir dizi düzenleme yapıldı. Damat bakan her fırsatta ekonomi dengelendi diyor. Madem dengelendik, öğretmenlerimizin 3600 ek göstergesi neden verilmiyor? Diğer taraftan yüz binlerce öğretmen de atanmayı bekliyor. Bu konu ciddi bir sosyal mesele olarak karşımızda duruyor. Devlet üniversitelerde bölüm açıyor. Ailelerimiz çocuklarını öğretmen olsun diye bu bölümlere gönderiyor. Ama yüz binlerce üniversite mezunu gencimiz atanmayı bekliyor. Mezun oluyorlar, atanamıyorlar. Öğrencilerimiz ise öğretmen bekliyor. Gençlerimiz aileleriyle beraber perişan ediliyor. Atanan öğretmenler perişan, atanamayan öğretmenler ise ayrı bir perişan. Öğretmenini mutlu etmeyen bir toplum geleceğe güvenle bakamaz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında öğretmenlerimizin hak ettiği maaşları alması, atanamayan öğretmenlerin atanması en önemli önceliklerimizden biri olacaktır. Biz vefakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü bu vesileyle kutluyoruz. Başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzerimizde emeği olan ve ahirete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygıyla yad ediyor. Vazifesi başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, yine bugün kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Kadına yönelik şiddet ülkemizin önemli bir sorunu. Gazete taramalarından yapılan güncel bir araştırmaya göre 1 Ocak 20 Kasım tarihleri arasında ülkemizde en az 302 kadın cinayete kurban gitti. Bu ülkede neredeyse her gün bir kadın cinayeti yaşanıyor. Biz kadına yönelik şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Bu ciddi bir insanlık suçudur. Toplumsal huzurumuzu tehdit eden önemli bir meseledir. Bu sorunla sadece kolluk kuvvetleriyle baş etmek de mümkün değildir. Kadına karşı şiddetle mücadele bir eğitim ve zihniyet meselesidir. En mükemmel yasaları çıkarsanız dahi kadın erkek eşitliğine inanmadığınız sürece kadına yönelik şiddeti engellemeniz mümkün değildir. Değerli basın mensupları, kış artık kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Soğuyan havalarla birlikte yaz aylarında seçimden sonra yapılan doğal gaz ve elektrik zamlarının etkisi
şimdi daha fazla hissedilmeye başladı. Yurdun dört bir yanında evini ısıtmakta zorlanan vatandaşlarımızın feryatları genel merkezimize ulaşıyor. Sadece bu da değil. Çarşı pazardaki fiyatlar da cep yakmaya devam ediyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Ekim ayı itibariyle 2000 liranın üzerinde. Yoksulluk sınırı ise 7000 liraya dayanmış durumda. İşsizlik ülkemizin kanayan yarası olmayı sürdürüyor. Gerçek işsiz sayımız 8,1 milyon kişiyi buldu. Bu dünya üzerindeki 95 ülkenin nüfusundan daha fazla. Sarayın damadı 2019 başında 2,5 milyon yeni kişiye yeni istihdam iş verme sözü vermişti. Bıraktık 2,5 milyon ilave istihdamı, bir yıl önce işi olan 789 bin yurttaşımız şimdi işsiz kalmış. Son bir yılda işsiz işten çıkarılan bu vatandaşlarımızın 690 bini çok düşük kazanç elde eden ve eğitim seviyesi de düşük olan, yani toplumun en kırılgan kesimlerinde bulunan kişiler. Bu vatandaşlarımızı ve ailelerini sosyal destek ve koruma sistemleriyle mutlaka kucaklamak zorundayız. Krizin en yıkıcı etkisini bu insanlar hissediyor. Ve bu etki kalıcı olur, gerekli tedbir almazsak. Ama bakıyoruz, saray sosyetesinde acı çeken bu yurttaşlarımız için tedbir alma konusunda tık yok. Varsa yoksa borcu borçla çevirme, pansuman, aspirin tedavisi ve çözüm ortaklarımız dedikleri yandaşların mutlu edilmesi. Ekonomideki derin kriz borçlu vatandaşlarımızı ezip geçiyor. Bu yılın ilk 10 ayında protesto edilen senetlerin tutarı 18 milyar liraya dayandı. Yine ilk 10 ayda karşılıksız çıkan çeklerin tutarı 24 milyar lirayı aştı. Çekini ödeyemediği için hapse girme riskiyle karşılaşan vatandaşlarımız sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Sarayın yanlış politikalarının sonucunda krize giren ekonomi nedeniyle çeklerini ödeyemeyen bu insanlar, bize bir nefes alma süresi verin. Bizi içeri atarsanız biz bu çekleri nasıl ödeyeceğiz diye soruyorlar. Ama Beştepe'deki saraydan milletin sesini duyan var mı derseniz maalesef yok. Buradan tekrar çağrımızı yapıyoruz. Çek kanununda değişiklik yapılması gerekiyor. Şu an yaşadığımız türden sistemik kriz dönemlerinde ödenemeyen çeklere hapis cezası verilmemesi, ödeme sürelerinin uzatılması en doğru yoldur. Sadece çek ve senet değil, bankalarda ödenmediği için yasal takibe düşen tüketici kredileri de bu yılın Eylül ayında 14 milyar lirayı buldu. Vatandaşın da, esnafın da, iş insanının da borcu gırtlağını aşmış durumda. Ödenemeyen borçlar artık öyle bir felaket haline geldi ki borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımız eşleri ve yavrularıyla birlikte bu dünyayı terk etme noktasındalar. Yurttaşlarımız umutsuzluk ve çaresizlikle en kıymetli varlıklarını bu hayattan çekip koparma felaketinin içine girdiler. Sadece vatandaşlarımızın borçları değil, devletin borcu da alıp başını gitti. Merkezi yönetimin, yani Ankara'nın toplam borç stoku bu yılın ilk 10 ayında 194 milyar lira artarak 1,3 trilyon liraya dayandı. Saray iktidarının sonunda borcun sürdürülebilirliğini, bu borcun nasıl ödeneceğini tartışmaya başladık. Değerli basın mensupları, işte ülkemizin gerçek ve yakıcı gündemi budur. Milletin dertlerine çare bulamayanların şimdi sıkıntılarının üzerine örtmek için siyaset mühendisliğinden medet umduğu görülüyor. Hatırlayacaksınız, sarayın kibirlisi geçtiğimiz hafta kutuplaştırıcı söylemine ve nefret siyasetine hız vermişti. Memlekette kimsenin başörtüsüyle kılık kıyafette bir derdi yok. Ama Erdoğan, İstanbul'daki vahim ancak münferit bir olay olduğu görülen olay üzerinden milleti kışkırtmak için elinden geleni ardına koymuyor. Kabataş'ta yalandan medet umanlar şimdi bundan medet umuyor. Aynı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekilleri arasındaki bir tartışmadan 28 Şubat çıkarmaya çalışıyor.
tank palet fabrikasının peşkeş çekilmesiyle ilgili sorularımızı yanıtlayamayan, ABD Başkanı'nın yazdığı hakaret mektubuna hak ettiği karşılığı veremeyen, 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan milyonlarca liranın nereye gittiğini bir türlü açıklayamayan saray, seviyesizliğin de sınırlarını zorlayan bir dille milletimizin bu karanlık günlerden çıkış umudu olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyor. Saraydaki kibirli kişinin derdinin ne olduğu bizzat kendisinin yaptığı açıklamalardan gayet güzel anlaşılıyor. Daha Mehmetçiğimiz Barış Pınarı Harekatı'na yeni başlamışken, çıkıp Millet İttifakı'nın zayıflaması, parçalanması önemli diyerek fikrini zikretmişti. En sonunda sarayın milletten kopuk lüks yaşamını sürdürmesinin önünde en büyük engel olarak gördüğü genel başkanımıza çek git diyecek kadar gözü döndü. Neden genel başkanımıza çek git diyor? Çünkü Türkiye'de tek adam saray rejiminin önündeki en büyük engellerden biri Sayın Genel Başkanımız ve partimizdir. Şimdi bu engeli aşmak için kendince elinden geleni ardına koymuyor. Değerli basın mensupları, son günlerde müellifinin saray olduğu her yerinden belli olan bir kumpas senaryosu sahneye kondu. İstanbul'u kaybeden iktidarı kaybeder psikozundaki saray mızıkçılığa devam ediyor. Bu senaryonun sarayda yazıldığını görmek için sadece saray medyasına bir bakmak yeter. Aynı yerden hazırlanmış metinler üzerinden koparılan ve bir haftadır devam eden bu senkronize yayın çılgınlığını açık söyleyeyim biz Barış Pınarı Harekatı'nda dahi görmemiştik. Saray arkada, kalemşörleri, kurşun askerleri önde, 32 kısım tekmili birden bir kumpas senaryosu milletin gündemini unutturmak için sahneleniyor. Bu kumpas senaryosu medyada bazı aktörler kullanılarak ortaya konuyor. Saray bunun Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelmesini daha bu iş ilk ortaya çıktığında bekledi. Ama olmadı. O zaman sarayın kibirli kişisi dayanamadı. İzmir'de kürsüye çıktı. Tıynetindeki yalanı doğru gibi anlatarak siyaset yapma stratejisinin yeniden düğmesine bastı. Kumar masasında pey sürer gibi bu ülkenin cumhurbaşkanlığı makamını ortaya koydu. Saray medyasının genel başkanımızın televizyondaki söylemini çarpıtarak köpürttüğü ve hiçbir zaman söylenmemiş, biliyorum ama söylemem dedi yaygarasının arkasına sığındı. Medyadaki asılsız iddiaların ispatını bunlarla uzak yakın hiçbir ilgisi olmayan genel başkanımızdan isteyerek kendisine meydan okudu. Genel başkanımız da aynı İzmir'de çıktığı aynı gün kumpasın kime yaradığını, hangi yamaçla yapıldığını anlatıp hodriye hodri dedi. O gün bugündür AK Parti genel başkanından tık yok. Değerli basın mensupları, matruşkalar teker teker açıldıkça oyun içinden oyun çıkıyor. Senaryosunun sarayda yazıldığı belli olan bu kumpasın açık hedefi Cumhuriyet Halk Partisi ve onun genel başkanıdır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne düzenlenmiş bir kumpastır. Tekrar ediyorum. Bu kumpas ona buna değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı tezgahlanmıştır. Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki sözlerinin, uyarılarının haklılığı bir defa daha ortaya çıkmıştır. Esasen gören gözler için bu olaydan ibret alınacak ciddi dersler vardır. Saray beslemesi medyanın Barış Pınarı operasyonuna göstermediği ilgi alakayı bu olaya göstermesi tezgahın müelliflerini de açık seçik ortaya koymaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı kurulan bu kirli kumpası sükunetle genel hukuk ve parti hukuku içinde bozmaya kararlıyız. Bu süreçte gazeteciliğin tüm temel ilke ve değerlerinin çiğnendiğini de özellikle not etmek isterim. Değerli basın mensupları, herkes kendine şu soruyu sormalıdır. Bu kumpas kimin değirmenine su taşımaktadır? Adres bellidir. Kim Cumhuriyet Halk Partisi'nin karışmasını istediyse,
kim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na çek git diyecek kadar gözünü karartmışsa, bu kumpas onun değirmenine su taşımıştır. Kim milletin sesi duyulmasın, ülkenin gündemi karaltılsın istediyse, bu kumpas onların işine yaramıştır. Bu kumpasın iki amacı vardır. Birincisi milletin iş sorununu gizlemek, ikincisi milletin umudu haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi'ne itibar suikastı yapmaktır. Artık bu dakikadan sonra herkes çok dikkatli olmalı. Kimse kendine siyasi rant devşirme fırsatçılığına girmemelidir. Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ruhunda Kuvayi Milliye vardır. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde çete arama gafletine düşebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çete arayanlar, her zaman karşılarında Kuvayi Milliye ruhunu bulmuşlardır, bundan sonra da bulacaklardır. Çeteler tek adam yönetimini sever. Çete arıyorsanız saraya ve etrafına bakacaksınız. Kumpas Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurulmuştur. Bunu bir olarak, beraber olarak püskürteceğiz. Türkiye'nin gerçek gündeminde işsizlik, açlık, sefalet ve çaresizlikle yaşamına kıyan ailelerimiz vardır. Toprağını ekemeyen çiftçi, siftah edemeyen esnaflar vardır. Kadına şiddet vardır. Katar ordusuna peşkeş çekilen tank palet fabrikası vardır. 15 Temmuz şehit ve gaziler için toplanan yardımların ortadan yok olması vardır. Filtresiz çalışma izni verilen termik santrallerin zehirlediği insanlarımız vardır. Biz milletimizin derdiyle dertlenmeye ve onun sesi olmaya devam edeceğiz. Bu kumpasa en güzel cevabı yapılacak ilk seçimde milletimiz sandıkta verecektir. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Milletimiz kendisinden kopan saray yönetimine 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde çok net bir mesaj vermiştir. Milletimiz kendi bağrından çıkan Millet İttifakı'na büyük bir teveccüh ve destek göstermiştir. Milletimiz sorunların çözümü için adres olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Millet İttifakı'nı gördüğünü net şekilde ortaya koymuştur. Vatandaşlarımız saray iktidarına sarı kartı göstermiştir. Sarayın metal yorgunu kadrolarına ikinci sarı kartla oyun dışında kalması artık an meselesidir. Türkiye'nin yarınında saray ve havuzcuları olmayacaktır. Türkiye'nin yarınında Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı ve demokrasi isteyenlerin sandıkta gerçekleştirdikleri ittifak vardır. Biz şunu söylüyoruz. Saray ne kadar operasyon yaparsa yapsın, hangi kumpasları kurarsa kursun, artık Türkiye'nin önündeki yol bellidir. Milleti unutan saray sosyetesinin devri kapanmış, dinlenme kulübesine gitme vakitleri gelmiştir. Türkiye'nin geleceğinde ülkemizin kurucu değerlerini savunan, yepyeni birinci sınıf bir demokratik parlamenter rejimi benimseyen, kendi ikbani değil, halkını düşünen vatansever kadrolar olacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım lütfen. Buyurun Serap. Haber Global Televizyon Serap Belevıcıklı. Efendim biraz önce isim vermediniz ama kurulan kumpastan bahsettiniz. Muharrem İnce'nin, Sayın Muharrem İnce'nin açıklamaları vardı. Size yönelik eleştirileri de vardı. CHP'ye yönelik eleştirileri de vardı. Şu ifadeleri kullandı. Partim bana sahip çıkmıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradım. Birlikte bir fotoğraf verelim. Birlikte kameraların karşısına çıkıp bu işi örtbas edelim. Bu iş daha da büyümesin dedim ancak kendisi bana bir dönüş yapmadı dedi. Parti bana sahip çıkmıyor ifadelerini kullandı. Bununla ilgili cevabınız ne olacak? Teşekkür ederim. Şimdi Muharrem İnce, Sayın Muharrem İnce ile ilgili iddiaların gündeme gelmesinin üzerinden 3 gün dahi geçmedi. Biz dikkat ederseniz bu konuda hiçbir arkadaşımızla ilgili bir açıklama yapmadık. Biz hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyoruz, açık söyleyeyim. Dolayısıyla
Zaten bu 3 günün 2 gününde belediye başkanlıklı belediyelerle ilgili yapılan seminerdeydik. Bugün de gerekli açıklamayı yapıyoruz. Kanal B Televizyonu Gizem Küçüktepe. Açıklamanızda kurulan bu kumpası genel hukuk ve parti içi hukuk içerisinde bozmaya kararlıyız dediniz. Bunu birazcık açar mısınız? Yani ne dediğim son derece açık. Yani burada onlar henüz gündemimizde yok. Ya bunları değerlendirmedik, yukarıda konuşmadık arkadaşlar daha. Hepsini değerlendiriyoruz arkadaşlar. Biraz önceki soruma ek başka bir sorum olacak. Bu dakika itibariyle Sayın Muharrem İnce Genel Merkez'e gelme teklifine karşı ya da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini CHP'ye çağırma yönünde bir adım olur mu? Yan yana bir fotoğraf, bir açıklama söz konusu olur mu? MYK'da gündeme geldi mi? Arkadaşlar, benim açıklamamın içinde her şey var. Bu konular merkez yürütme kurulumuzda gündeme gelmedi. Merkez yönetim kurulumuzda. Evet. Sabah gazetesi, Evrim Güvendik. Efendim, Muharrem İnce'nin bir de aynı teknede tatil yapan bir takım isimlerden bahsettiği cümleler var. Bu tekne tatiliyle ilgili bugün bir takım açıklamalar da oldu. Siz ne demek istersiniz? Arkadaşlar, bu konuyla ilgili zan altında kalan arkadaşlar, zan altında tutulan arkadaşlar bu konuyla ilgili gerekli cevabı, kendi şahıslarıyla ilgili gerekli cevapları veriyorlar. Evet. Efendim, siz de sıklıkla sarayın yaptığı bir kumpas olduğundan bahsediyorsunuz. Ancak Muharrem İnce de CHP'deki bir çetenin yaptığını söylüyor. İddiaların odağındaki bir diğer isim Talat Atilla da ısrarla Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını söylüyor. %100 onay almadan bunu söylemeyeceğini söylüyor. Tabii ortada bir kafa karışıklığı oluşturuyor. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olmayacak mı? Şimdi arkadaşlar, burada kafa karışıklığı olacak hiçbir şey yok. İki isim var yani, sonuçta karşıda. Talat Atilla zaten bu kumpasın bir unsuru. Ve dolayısıyla o çerçevede konuşmalarını sürdürüyor. İkincisi, yani birileri çıkıp, şunu çok açıkça ifade edeyim, çeteyle ilgili gerekenleri ben konuşmamda söylediğimi düşünüyorum. Çete iddiasıyla ilgili. Efendim, konuşmanızı da söylediniz ama karşısında Kuvayi Milliye ruhunu bulacak dediniz. Bundan ne anlamalıyız, yani nasıl bir tepki görecek önümüzdeki günlerde? Çok açık, yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde çete olmaz dedim. Daha açık söylenir mi? Efendim, bir diğer sorum... Ne demek çete? Bir diğer sorumda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sizden bir özür talebi vardı. Kendilerine yönelik bir itham olduğu iddiasıyla bu konuya ne söylersiniz? Arkadaşlar, ortada bizim bir iddiamız var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürece baktığımız zaman bunun dört başı mamur tezgahlanmış bir komplo olduğu ortada. Ne diye özür dileyecekmişiz? Bu komployu yapanlar bizden özür dilesin. Halk Televizyonu Erdinç Yılmaz. Birinci sorum, Sayın İnce bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi bu haberi yayanla ilgili bir çalışma yapmalıdır gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkıyorsa. Birincisi bu Sayın Öztürk. İkincisi de Muharrem İnce ile ilgili bir disiplin süreci başlayacak mı? Açıklamalarından kaynaklı. Arkadaşlar, söyledim. Yani biraz önce konuşmamda da ifade ettim. Bu haberi yayan sonuç itibariyle bu kumpasın parçası. Bu kumpasın bir unsuru. Dolayısıyla ne olacak, ne bitecek, biz de orada bu kumpas çerçevesinde neler oluyor dikkatle takip ediyoruz. Ve buna da cevap veriyoruz olan bitene. Diğer neydi soru? Bir disiplin sürecinin başlatılması konusunun bugün topladığımız MYK'nın gündeminde olmadığını söyledim. Evet. Var mı başka soru? Yok. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.